Bu makale sizlere ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. İmalatçı sanayilere ucuz finansman desteği. Ahmet Ulusoy. Piyasalar yine merkez bankası para politikası kurulu toplantısına odaklandı. Faiz artırımı satın alındı. Toplantı sonuçları bekleniyor. Merkez bankası başkanı ve hazine ve maliye bakanının değişmesi cumhurbaşkanının yeni bir ekonomik süreç başlayacağı, gerekirse acı reçete uygulanacağı açıklamaları piyasalara olumlu yansıdı. Bu gelişmeler doğrultusunda PPK toplantısında 3 ila 5 puan arasında bir faiz artırımı bekleniyor. Dünya negatif faizden bahsederken biz %10.25 oranındaki faizin düşük olduğunu söylüyoruz. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 14.64 seviyesinde ve bir haftalık repo faizi düşük olduğundan atıl kalmış. Kur artışlarının içsel ve dışsal nedenleri olduğunu biliyoruz. Dışsal nedenlerden kaynaklı kur artışlarına müdahale yapma gücümüz yok. Fakat güçlü bir ekonomik yapı kur artışlarının makul seviyelerde olmasını sağlayacaktır. Bilindiği gibi Türkiye sürekli dış ticaret açığı ve cari açık veren bir ülke. Diğer taraftan daha önce alınan dış borçların geri ödemesi borç servis yükü söz konusu. Yani kısa vadede yılda net 100 milyar doların üzerinde bir döviz girişine ihtiyaç var. Bu ihtiyaç büyük ölçüde yabancı sermaye yatırımı ve dış borçlanmayla karşılanıyor. Önce iç tasarrufların sonra döviz getirici işlemlerin artırılması gerekiyor. Döviz kazandırıcı işlemlerin başında da ihracat artışı geliyor. Yine döviz çıkışına neden olan işlemleri azaltmak yani ithalatı kısıtlamak gerekiyor. Bunu piyasa kuralları içinde alternatiflerin iç piyasada üretilmesini ithal ikamesi sağlayarak yapmak lazım. Türkiye ekonomisi üretim için gerekli ara ve yatırım malları yönünden ithalata bağımlı bir yapı arz etmektedir. Bu yapıda sürekli dış ticaret açığı, döviz ihtiyacı üretmektedir. Buna bir de imalatçı ve ihracatçı reel sektöre finansal desteğin yetersizliği eklenmektedir. Özellikle de kamu bankalarının kredi kullandırmadaki yanlış tercihlerinin iç tüketimi ve döviz talebini beslemesi enflasyonist etkiye neden olmaktadır. Bugün Kalkınma'nın finansmanından sorumlu banka Kalkınma Bankası genel müdür maaşının yüksekliği ve mekan taşımasıyla gündeme gelmektedir. Mevzuatıyla uyumlu öz sermayesi artırılarak uygun şartlar içeren kredi desteğini yaygınlaştırmalıdır çiftçiyi esnafı finanse etmek amacıyla kurulan kamu bankalarının tüketimi değil, yerli sanayiyi destekleyen kredi tayinlaması yapması lazım. Yabancıların kullandırdığı kredilerde kendi ürünlerinin alımını şart koşmaları çok sık rastlanan uygulamalardır. Güney Kore'nin kalkınmanın ilk aşamasında kendi sanayi markalarını desteklediği halkının tüketim milliyetçiliği yaptığı ve bugün dünyada sunduğu önemli markalara sahip çıktığını görmekteyiz. Türkiye'de sanayi ürünü üreten makine, teknoloji içeren sanayi ürünü vesaire imalatçıları yüksek faizli işletme ve yatırım kredisiyle karşı karşıya bırakmak, hem ihracatta hem de iç piyasada yabancı satışlara karşı rekabet gücünü engellemektedir adeta ilgili sektörlerde yabancıların piyasada desteklenmesine yol açan bir finansman modeli benimsemişiz. Çiftçileri makine, girdi temini için kredilendiriyoruz. Sonuçta iç piyasa yönlendirmesi yapılmadığından ithal makineye talep oluşturulmakta, adeta kamu kaynaklarıyla ithalatçı firmalar yurt dışı üreticiler finanse edilmektedir. Doğrudan tarıma makine ve girdi sağlayan tamamen yerli üretime sahip sektörlerin uygun krediyle finansmanı üretim maliyetlerini düşürecek ve kapasite kullanım oranlarını artıracaktır. Bu sayede hem iç piyasa ihtiyacını karşılayacak hem ithalatın ikame edilmesine, döviz tasarrufu sağlanmasına, istihdam artışına, topyekün refah artışına katkı yapılacaktır. Türkiye gibi kaynak yetersizliği olan bir ülke kaynaklarını getirisi çok yüksek alanlarda kullanması gerekiyor. Burada özel bankalar kredi verirken kısa vadeli yüksek karlılığı düşünebilir. Ama kamu bankalarının karlılık yanında kamu yararını, genel ekonomik iyileşmeyi de dikkate alması gerekmektedir. O nedenle yerli malı seferberliği, yerli imalatın desteklenmesi, yeni teknoloji, inovatif ürün, daha düşük maliyet ve çalışmayı destekleyen bir anlayış hem ithal ikamesi yaparak dövizin içeride kalmasını hem de uygun mali destekle üretim kapasitesinin artırılmasıyla dünyayla rekabet edebilecek sektörel yapıları yerli firmaları doğuracaktır. Bizim dünya ile rekabet edecek marka ürünleri çıkarmamız doğru politikalarla, etkin finansal ve teknik desteklerle mümkün olacaktır. Kuvvetli fırtınaların yaşandığı piyasalarda kendi haline bırakılan, gelecek vadeden firmalar budanmakta, gelişememektedir. Döviz ihtiyacını dışa bağımlılığı, kurları baskı altına almak için faiz artırma zorunluluğunu bu hikayede aramak gerekir. Yani faizlerin artırılması sorun çözücü değildir. Mevcut sorunlar daha karmaşık, ağırlaşarak devam edecek demektir. Sadece yüksek faiz geliri için gelecek kısa vadeli yabancı sermaye döviz girişi geçici bir rahatlık sağlayacaktır. Yeni tasa ve yeni hamama ihtiyacımız var. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Ahmet Ulusoy